Efendiler, bir topluluk ki Hak Teala onlardan razı olduğunu ve onların da kendisinden razı olup olmadığını, razı olduklarını efendim soruyor. Siz de benden razı mısınız diyor. Efendi işte böyle bir topluluğun imanı zirve olmuş. Artık Fırkan sahibi, fark edici, temyiz edici, Kur'an ile tevem olmuş bir kavmin önderliğinde Allah Teala Fettah ismi şerifiyle birçok futuhatlar nasip eder. Aziz kardeşlerim, bugün İslam aleminin üzerinden futuhat niye kalkmış? Halimiz böyle perişan. Bu konuya fazla girmek istemiyorum, arifsiniz. Bugün İslam aleminin üzerinden futuhat niye kalkmış? Taraf olmaktan korkuyorum. Ya taraf olduğum zulmederse? Sorarlar belki bazen, hocam şu iş çok uzadı, ne olacak? Efendiler, peki eğer biz Fırkan olanları aramıyor ve gönlümüzün selamet bulmasını arzu etmiyor ve bizler hakkı hak için bilip ona uymak, batılı batıl bilip iştinab etmek üzere bir hal üzere olmayı arzu etmiyorsa Mevla Teala bize Fettah ismi şerifiyle futuhat nasip, tecelli edip de bize futuhat nasip eder mi? Ne olacak? Efendi, bir kimse o hak ve hakikatin agahiyetinde değil, bir grup ve topluluk ve kimse ve kavimler ve toplumlar eğer bu hakkı arzu edip bu Hablullah'a sarılmayı istemeyip Allah'ın boyasıyla boyanmayı Mevla'dan talep etmeyip hangi dava üzere cehd ediyorsa ya o cehd neticede bir zulümse taraf olmak da zulmü alkışlamak demektir. Efendiler, bunca insanlar, bunca bu dünya, şu anda dünya üstündeki kimseler, her kimseye sorsam, her kimse elbette ki diyecek ki, efendim ben doğruyum diyecek. O diyecek, öbürü diyecek, falan diyecek, filan diyecek. Efendim, doğru kimdeyse zaten doğru doğrudur. Eğer bizler hiç günah işlemeseydik, Allah-u Teala bazen günah işleyip kusur eden kimseleri halk ederdi. Tevvab ismi şerifiyle de tövbeleri, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder, affeder, bağışlar, lütfunu, ikramını gösterir. Demek ki bizler varlık davasındayız. Eğer imkan ve durumlar elimize geçerse o varlığı devam ettireceğiz. Hakkı hak için istemeyişimizden Allah Teala bugün bizleri, bu ümmeti Muhammed'i bu imtihan ile sınıyor. İnşallah en netice-i kelam, ya Rabbi niyazımız şudur ki sen bu ümmeti Muhammed'e hidayet eyle. Kalbi selim eyle. Şuur ihsan eyle. Aklımızı başımıza almamızı nasip eyle ya Rabbi. Hakkı hak bilip hak için istemek. İşte o zaman Hak Teala bu ümmetin üzerine El Fettah ismi şerifi üzerine tecelli eder de o hakkı o batılın üstüne atar ve o batıl
yok olur gider. Onların hiç bilmediği yerden Mevla Teala onlara o zalim olan, o zulmü ısrarla isteyen kimseleri def eder de hiç onlar da bilmez nasıl olduğunu.